Artık anlayan anlasın. Evet sevgili izleyenler, bu sabah sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Ve çok değerli konuğumuz Celalbey Üniversitesi Tıp Fakültesinden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan fizyatrist, algolog, Profesör Doktor Lale Cerrahoğlu bizlerle birlikte. Bugün bel ağrılarını konuştuk sevgili izleyenler. Bel ağrılarında sebepleri konuştuk. Birçok soruyla, birçok sunumlarıyla bizlerle paylaştı. Tedavisinde kalmıştık. Şimdi tedavi ve hasta eğitimi çok önemli olduğundan bahsetti. Hasta eğitimi ve bel okulundan bahsedecek. Evet, tedavi konusunda neler söyleyeceksiniz hocam? Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, şu ana kadar bel ağrısının nedenlerini, belimizin türlerini, anatomisini, evet, bel ağrısı yapan risk faktörlerimizi bahsettik ve bir hastaya yaklaşıma nasıl muayene ederiz, nelere dikkat ederiz, hastanın kendisi için hangi bulguları bulduğunda kendinde ne zaman önemlidir, doktora başvurmalı, bunlardan bahsettik. Burada tedavide ana amacımız nedir? En kısa sürede ağrıdan kurtulmak. En kısa sürede günlük yaşam aktivitelerine dönmek. Ve tekrarını engellemek ve hastalığın kronikleşmesini engellemek olacaktır. Bu nedenle tedavimizde ilk basamağımız koruma ve hasta eğitimi olacaktır. Bu nedenle bel okulu kavramı ortaya çıkmıştır. Biraz sonra bundan bahsedeceğim. Hastanın durumuna göre istirahat, durumuna göre ilaçlar, fizik tedavi, rehabilitasyon programları, gerekli zaman korselemeler, egzersizlerin kişiye bireysel olarak anlatılması ve onun hastalığına özel egzersiz programının düzenlenmesi, hastanede veya evde programların düzenlenmesi, gerektiğinde enjeksiyonlardan yararlanarak ağrıya yaklaşım, ağrıyı yok ederek daha hızlı tedaviye girmesi ve uygun hastaları da cerrahiye göndermemiz prensiplerimiz arasında, evet, olacaktır. Evde. Evet, evde. Bir bel ağrısı oldu. Ağır kaldırdı. Ve bir zorlanma söz konusu oldu. Basit bir bel ağrısı gibi görünüyor. Bunu nasıl hasta atlatsın? Bir iki gün istirahat ederse ve basit ağrı kesiciler kullanırsa, sıcak veya soğuk uygulamalardan yararlanırsa duruma göre ve iki gün içinde bu ağrı geçiyor ise, o zaman hekime başvurmaya gerek yok. Bir zorlanmadır, yanlış kullanmadır vücudunu. Bu geçmiştir. Zaten genel olarak istirahati de 48 saatin üzerine artık literatürlerde de vermiyoruz. Eskiden 15 günlük yatak istirahati, daha sonra 7 günlük, daha sonra 4 günlük söylendi ama maksimum istirahat süresinin 2 günü geçmemesi öneriliyor artık. Evet. Bu tedaviye rağmen iyileşme yoksa hekime başvuracağız. Evet, geciktirmeden, evet, hekime başvurması gerekiyor. Ne zaman hekime başvuracağız? Evet. Diğer önemli bulgularımız var. Bacağa yayılan ağrı, uyuşmada ani artış oluştuysa, itrar veya gayta kaçırması varsa, ayak ya da bacakta ani güçsüzlük varsa. Katiyen bu duruma gelmeden aslında doktora bizlere müracaat edilmesi lazım. Ama bunlar ani geliştiyse o zaman çok hızlı hekime müracaat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi bunlar ani geliştiyse ilaç ve fizik tedavi programlarından yararlanamadılarsa 6-8 hafta içinde iyileşmeyen bir durum söz konusu ise bel ağrısı nedeniyle yapılan tedavilerle ancak %50 kadar günlük yaşam aktivitelerinde bir iyilik sağlandı. Hala %50 kısıtlılık söz konusuysa derhal cerrahi müdahaleye gitmemiz gerekiyor. Yine burada doktorların, hekimlerin yönlendirmesi, kesinlikle, olacaktır cerrahi açısından değerlendirmesi, evet, konusunda. Evet. Çünkü bel ağrılı hastaların sadece %2-5'inde
travma veya ağır spinal olaylar dışında tabii bu mekanik bel ağrısını konuşuyoruz şu anda bel okulu nedeniyle. %2-5'i kadar, maksimum %10'u kadar ameliyat ihtiyacı var aslında. Böyle bir durumda direkt cerrahi müdahaleye girmek hasta için istemeyebilir bir durum. Evet. Hastalar da artık istemiyorlar. Yani yapılabilecek ne kadar şey varsa hastalar artık bu şekilde müracaat ediyor. Çünkü ameliyat sonrasında da bazı kas yetmezlikleri, sıkıntılar, günlük yaşama adaptasyon zorlukları oluyor. Hı hı. O zaman da yine postoperatif süreçte rehabilitasyon programına yine almamız gerekebiliyor. Evet. Bu nedenle cerrahiden önce yapılabilecek bütün konservatif tedavilerin yapılması, ilaç, hasta eğitimi, fizik tedavi, ajanlarıyla tedavi, egzersiz tedavileri, gerektiğinde iğne ile yapılan biyolojik tedaviler yapıldıktan sonra cerrahi ihtiyaç hala varsa kesin cerrahi gönderilir. Tabii, cerrahiden sonra yine bir rehabilite dönemi çok önemli değil mi? Evet, o süreç de çok önemli. Evet, çünkü öyle bir süreçte yaşıyor hastalar. Cerrahiden yaşadıkları psikolojik veya fiziksel güçsüzlükleri için de rehabilitasyon programına yine gelmeleri gerekiyor bizlere. Evet. Fonksiyonel rehabilitasyon. Evet, en önemli şey bu işte. Bizim yaptığımız şey bu. Fonksiyonel rehabilitasyon. Şimdi hastanın fiziksel kapasitesini değerlendirdik ve multidisipliner yaklaştık zaten. Eğer konsülte edeceğimiz bir sistemlerden kaynaklanan bir bel ağrısı da varsa bunlarla da ilişki kurduk. Sorunu çözdük. Eğer üst üste çakışmış bir rahatsızlıksa onu yok etmek için de konsültasyon hekimlerimizden destek aldık. Onların tedavisinden yararlandık. Şimdi bundan sonra hasta eğitiminde bel okuluyla 3-5 haftalık günlük programlarla gruplar şeklinde eğitime başlayabiliriz. Bu programlarda hasta eğitiminde hasta koruma yöntemleri, postür önerileri, egzersizler, iş ulaşı terapileri, ilaç terapileri ve psikiyatristlerden destek alarak tedaviler sağlanmalıdır. Bel okulu kavramına geldik. Evet, bel okulu. Özellikle bugünkü amacımız, ana konumuz bel okulu nedir? Evet, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bel okulu, kişilerin bel bölgesinin yapısını ve fonksiyonlarını tanıdıkları, doğru kullanarak bel ağrısından korunmayı ve kendi bellerinin sorumluluklarını almayı öğrendikleri bir eğitim programı. Hı hı. Yani bu tedavi programına hasta doktorla birlikte aktif olarak katılması gerekiyor. Evet. Doktora gittim, bana diyeceğini dedi, ilacımı da içiyorum, yap dedi bir şeyler, onu da yapıyorum. Ama ben yine rahatsızım. Ama burada ona düşen sorumluluklar var. İşte biz bu bel okulunda hastalara eğitim veriyoruz. Evet. Ne tür eğitimler oluyor? Amaçları nelerdir? Amaçlarından bahsedelim ilk önce. Kişileri bel ve bel ağrısı konusunda bilgilendirmek. Hı hı. Günlük yaşam ve çalışma esnasında doğru vücut mekaniklerini kullanmayı öğretmek. Bel sorunu ile başa çıkmayı öğretmek. Kendine güvenini artırmak. Genel vücut formunu korumak. Ve egzersizleri gerçekten birebir öğretmek olacaktır. Evet. Bel okulu eğitim içeriği nasıl olmalıdır? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? İçerik çok önemli. Çünkü burada bel ağrısının önemini, belin hastanın anlayacağı şekilde anatomisini, yapılarını anlatmamız gerekiyor. Bel ağrısının nedenlerini, risk faktörlerini, kendisinde niçin olabileceğini seçmesi gerekiyor o risk faktörleri arasında. Bel ağrısının belirtileri ve bulguları ve tedavi yöntemlerinin ne olduğunu ve bundan sonra da korunma yöntemleri, ergonomi, belin ve vücudun doğru kullanımı ve egzersizler öğretilmesi gerekiyor. Bunlar bel okulu içerisinde okuluyor. Evet. Bel okulunun tarihçesinden de biraz bahsetmenizi rica etsek neler söyleyeceksiniz? Buyurun. İlk olarak 1957'de Avustralya'da eğitim programı şeklinde başlatılmış ama ilk modern bel okulları İsveç'te 69'da kurulmuş. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Batı Avrupa ülkelerinde modern bel
program, bel okulu programları hazırlanmış, daha sistematik anlatılmaya çalışılmış. Ülkemizde ise ilk olarak 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon anabilim dalında başlatılmış ve şu anda da ülkemizin çeşitli hastanelerinde modüller şeklinde yürütülmeye çalışılıyor. Üniversitemizde de var Celal Bey Üniversitemizde. Evet, evet. Şimdi üniversitemizde de var. Biz de küçük bir model oluşturduk. Hastalarımızı İsveç Bel Okulu modeline göre ki yaklaşık İstanbul'da da bu şekilde hazırlanmış ve sunuluyor. 2 haftalık süre içinde 4 ders yapılıyor. Genellikle küçük gruplar daha başarılı oluyor. 6-8 kişilik gruplar daha başarılı oluyor ve burada biraz önce söylediğim içerik, eğitim 4 dersin içinde verilmeye çalışılıyor. 30 dakika, 45 dakikalık eğitim programları hazırlanabilir. Bazılarında esnek olarak hastalarda ilk 2 derste tam teorik dersler verilip sonra eğitim veyahut da teorik dersler verilip arkasında onunla ilgili uygulamalar veriliyor olabilir. Evet, bundan bahsetmiştik. Burada çok önemli bir şey var. Evet, bazı grup hastalarımız bel okullarını eğitimi sırasında fizik tedavi eğitim, fizik tedavi ajanlarıyla da tedavi oluyor olabilirler. Veya egzersiz programları da beraberinde yapılıyor olabilir. Şu görülmüş ki literatürde sadece teorik anlatmak çok başarılı olmuyor. Beraberinde birebir kişiye göstererek ve yapması, öğretilerek uygulamaların uygulamalı çalışmanın daha başarılı olduğu görülmüş. Yatan hastalarımızda fizik tedaviyle birlikte bel okulu programı, fakat ayaktan gelen hastalarımızda daha önce eğitim programı, daha sonra fizik tedavi programı şeklinde uygulama yapıyoruz. Burada bir de hiç hasta olmayan kişileri düşünelim. Bunlar bel okulundan yararlanmayacak mı? Tam tersi, sekonder koruma için tersi vücudunun kaslarını uygun koruması, kullanması anlamında ve bel ve yapılarını öğrenmesi anlamında eğitim programına katılabilirler ve egzersizlerini öğrenebilirler. Endüstriyel bel okulları. Evet, evet, bu konu üzerinde hassassınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı iş yerlerinde risk faktörlerinin sıklığı söz konusu aslında. Dikkatimizden kaçabilir. Devamlı tekrarlayan ağır yük kaldırma söz konusu. Dönerek asimetrik bir şekilde yük kaldırma söz konusu olabilir. Vibrasyona maruz kalan kişiler olabilir. Uzun süre oturarak çalışan veya uzun süre araba kullanarak çalışan insanlar olabilir. O zaman işçi ve işveren grubuna korunma ilkeleri, ergonomik yaklaşımlar öğretilmeli ve bir eğitim programı hazırlanmalı ve onlara sunulmalıdır diye düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde endüstriyel bel okulları disiplini oluşturulmuş. Ama Türkiye'de bu disiplin programlı bir şekilde henüz oluşturulmamış. Bu programların oluşturulması için yönetimlere bilgiler verilebilir, politikaların geliştirilmeleri sağlanabilir. Böylece standart bir eğitim programları, zaten işçi sağlığı, işçi güvenliği son zamanlarda çok yoğun bir şekilde üzerinde durduğu bir konu bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından. Bu çerçevede endüstriyel bel okullarında daha sistematik bir şekilde eğitim vermelerinin de sağlanması söz konusu olabilir. Evet. Evet, bir sonraki slaytlarımıza da geçelim. Sizin mutlaka bizimle paylaşacağınız bazı hareketler de olacak. Evet, bu slaytı geçebiliriz. Sanıyorum bahsettik. Burada da işçilere basit anatomi, bel ağrısı nedenleri ve tedavisi, beli koruma yöntemleri ve egzersizleri yani hastalarımızda olduğu gibi öğretirsek sekonder korumayı sağlayabiliriz veya hasta olanları tespit edip bireysel olarak onların tedavisini yakalayabiliriz. İşverenlere de ortamlarında ergonomik ortam sağlamaları, iş programlarında programların devam ettirebilmeleri için iletişimlerinin iyi olmaları, iş kazalarını önlemeleri
programları öğretilebilir, anlatılabilir. Evet, daha programlandırılabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bizim yaptığımız pilot çalışmadan bahsetmiştim. Bu çalışmada zaten dışlama kriterlerimiz çok önemliydi. Bir sonraki slide'da bunu alalım. Burada biz şu grup hastalarının dışındaki hastaları bel okuluna kabul ediyoruz. 18 yaşın altında olmayacak. Hı. Gecirilmiş bir operasyon öyküsü olmayacak. Hı. Ağır instabilite olmayacak, ağır osteoporozu olmayacak, enfeksiyon olmayacak, akut enfeksiyon geçiriyor olmayacak, gebe olmayacak, ağır kardiyovasküler ve metabolik bozukluğu olmayacak, ağır osteoporoz gibi, ağır osteomalezi gibi. Bu şekilde 4 ders 45 dakika sürecek şekilde veriyorduk ve hastaya bu konuda programını devam ettiriyoruz. Tabii bu grup eğitim oluyor değil mi? Evet, bir grup bitip bir grup başlayacak şekilde eğitim verilmesi gerekiyor ve bunun da sistematik bir şekilde yapılması gerekiyor. Hastalıkları da birleştirmek gerekiyor. Yani hastalıkların içinde bel hastalığı neden oluşmuşsa o grubu alırsak o grup egzersizleri bütün olarak onlara eğitebiliriz. Çünkü bazı grup oluyor. Tabii bazı mesela bel kaymasında farklı egzersizler veriyoruz. Bel fıtığında farklı egzersizler veriyoruz. Kas geliştirmek için farklı egzersizler veriyoruz. Evet. Hastalığın en güzel ilacı o hastalıktan korunmanın çarelerini öğretmektir. Evet. Bu da çok güzel. Neden postürümüzü koruyalım? Evet, bu da çok önemli. Gerçekten. Çünkü günlük yaşantımızda gerçekten ağrımız olmadığı zaman koltukta da yayılarak oturabiliyoruz. Rahatsızlık bir sandalyede geçici olarak oturabiliyoruz. Masamız geçici olarak küçük veya yüksek olabiliyor. İdare edelim diyoruz. Ama bunların bizde zaman içinde neler yarattığını bilmiyoruz. Postürümüzü niye koruyalım? Kas spazmını çözmek, ağrıyı azaltmak için. Kas gücü, dayanıklılık ve kondisyonumuzu geliştirmek için ve bel ağrısının tekrarını önlemek için. Evet. Bakın burada postür önerilerimiz var. Ben asistanım Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum bu slaytları hazırlarken. Bana modellik yaptığı için. Masa başında çalışırken sık dik konumda olmalı. Gerekirse belin arkasına yastık konmalı. Burada yukarıdaki yanlış olan duruş şekli. Evet. Burada da belden öne eğilerek ağırlık kaldırmayı görüyoruz. Bu yanlışlarımız. Bakın direkt eğilinmiş veyahut da diz bükülmeden eğilinmiş. Bunlar yanlış çünkü diske, bele çok ciddi, en ciddi yükü veren pozisyon budur. Bir sonraki slaytımızda doğruları göreceğiz. Bu şekilde Evet, ağırlık kaldırırken bu şekilde kaldıralım. Çünkü bu zaman biz bu ağırlığı kaldırıyorum dediğimiz zaman belimizdeki kasları da hazırlamış oluyoruz. Güçlendirmiş oluyoruz ve çok daha kolay kaldırmış oluyoruz. Evet, pozisyonumuzu kaslarımız bu şekilde alırken kaslarımızı hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış oluyoruz. Evet. Dengemizi korumuş oluyoruz. Evet. Burada ayakta duruşumuz. Evet, böyle spontane olarak sırtımız kambur ve kalça öne doğru bir yaslanarak durma postürümüz var. Tabii bu gerçekten sırt kaslarına, kalça kaslarına, bel özellikle gövde dediğimiz bölüme çok büyük yük bindiriyor. Gençken bunu anlayamıyoruz ama biz ne dedik biraz önce de kümülatif bir travma birikmesinden bahsettik. Mikro travmaların yılların içinde zarar vermesinden bahsettik. Bu nedenle doğru olanı görüyoruz. Boyun kavsimiz, sırt kavsimiz, bel kavsimizi koruyarak dik durup dengeli durup ve gözümüz karşıyı görecek şekilde bulmamız gerekiyor. Yanlış ve doğru olarak. Bunları hazırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de burada çok daha iyi anlamamız hem kendimizde değerlendirmemiz açısından çok güzel örnekler oldu. Evet. Bir sonraki slaytımızda mümkün olduğu kadar sandalyenin gerisinde oturmalıyız ve dik oturmalıyız. Gerekirse bir bel yastığı da yararlanmalıyız. Ama artık günümüzde ergonomik sandalyeler var. Bu bilince eriştik. Bu yüzden bu büro tipi sandalyelerde bu tip sandalyeleri tercih etmemizde yarar var. Burada da yine yanlışı görüyoruz. Kaykılarak oturmuş asistanımı. Ve burada bel bölgesine kasların bağlantı yerlerinde bir gerilme, çekilme olmakta. Ama kalçasını geriye vererek dik oturduğunda
bu ortadan kalkmış durumda. Evet. Nötral pozisyonda duruyor çünkü. Evet. Evet, yatış. Evet, yatarken, sırt üstü yatarken yüksek yastık kullanmamalıyız. Bakın boynu çok fazla gerilmiş. Bu arka grup kaslarda çekilmelere neden oluyor. Bir diğerinde ise yine yanlış bir rotasyonel bir yatış söz konusu. Kişiler böyle rahat olduğunu, ağrısız olduğunu ifade edebilirler belki ama bazı hastalıklarda da ağrıyı uyandıran pozisyondur bunlar. Bir diğer slaytımıza geçtiğimizde doğru yatış biçimini görüyoruz. Bunlar doğru yatış biçimi. Evet. Eğer belimizde bir sıkıntı hissettiysek derhal dizlerimizin altına bir yastık koyarsak gerilimi azaltırız. Sinir iritasyonunu azaltırız. Kaslar daha rahat bulunur ve kas içi beslenme düzgün olur. Bu yüzden bu dinlenmeyi sağlar. Bu bölgenin dinlenmesini sağlar. Aksi takdirde yatarken yan yatacaksak mutlaka yan yatacaksak rotasyoner değil bakın tam yan yatma ve dizler arasında yastık görüyoruz. Evet. Çünkü ancak bu şekilde belimizdeki zorlanmayı engellemiş oluruz. Evet. Evet. Postür önerilerimizden yataktan kalkarken görüyoruz. Önce yatak kenarına gelinir. Sonra hasta bacaklarını aşağıya indirir. Kolunun üzerinde dikilirken, gövdesini kaldırırken evet. ve bacaklarını aşağıya sarkıtır. Genellikle bel ağrılı hastalar beli sert ve çok ağrılı olduğu için hasta masasına yatırarak muayene edeceğiz evet. çünkü. Evet, nasıl doğru. yatıracağız? Hı. Muhakkak bilmedikleri için ailesiyle iki kişiyle kaldırılıyor, evet. yatırılıyor, kaldırılıyor. Doğru. Tabii ki biz onlara daha geldikleri anda eğitimi başlıyoruz. Evet. Siz bırakın, şimdi şu şekilde oturalım, şu şekilde arkaya çekilelim, bacaklarınızı çekelim, yatalım ve bacaklarınızı uzatalım şeklinde evet. ona biz yatma tekniği eğitim veya kalkma tekniğini evet. göstermemiz Hı-hı. gerekiyor. Çünkü muayene etmemiz evet. gerekiyor bir şekilde ağrılı da olsa. Evet bu... Hepimizin çok sık her gün yaşadığı arabadan iniş pozisyonunun evet, önemi galiba evet, burada evet, da. Evet. Binerken yine bel ağrısı olması gerekmiyor. Evet, yani yok, ne dedik ki mikro travmaları engellememiz lazım. Bu yüzden günlük yaşantıda da dikkat edebiliriz. Yani bir bacağı atıp içeriye girmek değil, arabaya binerken önce kalçayı koyup sonra bacakları içeriye doğru çekerek çok daha hızlı ve hiçbir yere de takılmadan girmek mümkün. Evet. Tam tersi de mümkün çıkarken. Evet. Bacakları önce çıkarıp sonra dışarıya çıkmak bel kaslarının rotasyonel zorlanmasını engelleyecektir. Evet. Bir sonraki slaytımız ayakkabı giyerken tabii ki acele işe gittiğimiz için her şeyimizde aceleci olduğumuz için ileride yaşayacağımız şeyleri unutuyoruz evet. ve aslında şu anki zaman kaybı değil ilerideki hastalıkla yaşayacağımız fizyolojik yetersizlikler ve zaman kayıpları çok daha önemli. Bakın burada dikkat edersek ayakkabımızı giymek için belirli bir yükseklikte ve diyelim kapıdan çıktı merdivenin kenarına koyarak bağcığını bağlamak veya uzun sopalı ayakkabı giydiricilerinden yararlanmak çok önemli olacak. Evet. Bu pozisyon olan olmayan bel ağrısını da akreve eder, evet. ortaya çıkarır. Doğruyu görüyorsunuz. Evet. Bilgisayar kullanmak günümüzde çok yaygın. Bunun için nasıl değerlendirelim? Bu oturma pozisyonuna ne yapalım? Mouse ve klavye kol aşağıya sarkık olduğu takdirde dirseklerimizle masanın aynı hizada olması ön planda olmalı. Ve göz de ekranla birlikte hizada olacak şekilde olursa otomatikman kişi sandalyesinde dik durur zaten. Biraz meyilli bir 15 derecelik bir meyilli bir masaları da olabilir. Görsel biraz olarak daha, kaldırabilir. Evet, evet. Bu şartları sağlamamız lazım. Fakat şimdi burada o kadar yanlış oturuluyor ki bakın iki büklüm, sırtta kambur çıkarılmış, bel lordozu, bel çukuru tamamen kaybedilmiş bir pozisyon. Bu çok yanlış. Hı-hı. Değil bel ağrısı, sırt ağrısı ve omuz ağrısı da yapar. Omuz bu ağrısı ayrıca. Da. Evet. Ama bir diğeri şartlara uyulmuş. Gönül isterdi ki bu doğrudaki sandalyenin arkası biraz daha dik durabilse veyahut da sandalyenin arka kısmında bel çukurunu doldurucu
bir yastıkçığı da olsa, ergonomik bir yastıkçığı da olsa çok daha doğru olacak. Bir diğer postür önerimiz, tabii ki artık tek yaşantı söz konusu veya aileye yardım söz konusu veya zaten anne evin direği, herkes bu temizlik işleriyle meşgul oluyor. Burada yine dikkat etmemiz gereken şey, muhakkak sopamızı, süpürgemizin sopasının bir kere uzun olması gerekiyor. Elektrik süpürgesi ise de aynı şekilde. Ve katiyen bel ve sırttan bir eğilme yapmamamız gerekiyor. Bu kaslarımızı korumamız için. Ağrıyı tekrar ortaya çıkmasın diye. Ve dik durarak işlemimizi tamamlamamız gerekiyor. Doğru ve yanlış postürümüzü gördük. Ağırlık taşımak. Evet. Değil mi? Bir tarafta böyle dengesiz bir taşımayla zarar veriyoruz yine, değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada çarşıdan bir şey alırken kaç kilo alırsak alalım iki paket oluşturup iki tarafımıza eşit ağırlık vermeyi ihmal etmeyelim. Evet. Bu düşük ağırlıkta olabilir, daha yüksek ağırlıkta. Mühim olan kasın dengeli bir şekilde iki tarafta eşit çalışması olmalı. Bunu sağlamak için iki tarafa eşit yükü dağıtarak taşımamız gerekiyor. Evet, bir diğer slaytımıza geçelim. Evet, niçin bakın başka egzersiz, bir konuya başka geldik. Bir konu, evet, niçin egzersiz? Yani çok çeşitli kişiler tarafından egzersiz önerileri veriliyor. Muhakkak gerek komşumuz veriyor, gerek başvurduğumuz kişi verebiliyor. Bu egzersizleri biz niçin yapmalıyız? Hasta olarak mı yapmalıyız, sağlıklı birey olarak mı yapmalıyız? Nerede durmalıyız? Hangi şartlarda bulunmalıyız? Bunlar gerçekten bizim artık egzersiz reçetelemesi dediğimiz konuya giriyor. Biz artık asistan eğitimlerinde de egzersiz reçetelemesi dersleri vermeye, kursları vermeye başladık. Çünkü bireysel bir egzersiz vermek söz konusu. Omurgayı güçlendirmek, zorlanma riskini azaltmak, duruşu düzeltmek, bel ağrısını azaltmak, iyileşmeyi çabuklaştırmak, bel ağrısının tekrarını engellemek için yapılıyor ve böylece kondisyonunuz iyileşecek. Evet. Evet. Bu anlamda ben sizinle yine asistanımla hazırladığımız bu sunuyu vermek istiyorum. Şimdi her şeyden önce egzersizle başlamadan önce gevşemek gerekiyor. Yani stresli bir ortamda aman gideyim de alapçap yarım saatim var bir egzersiz yapayım dediğimiz zaman bu zarar verir. Zarar verir. Evet. Çünkü kaslarımızın bir gevşemeye ihtiyacı var. Burada yazıları biraz önce izah ettiğimiz gibi işitme engelli izleyicilerimiz için özellikle koydum. Hı-hı. Herkes yararlansın diye. Evet. Burada gördüğünüz gibi kasları bütün vücut olarak bir gevşetmemiz gerekiyor. Nasıl gevşetelim? Hangi bölgemizi gevşetmek istiyorsak önce orayı mesela elimizi sıkarız. Hissederiz ve bırakırız. İşte bu gevşeme. Sırtımızı kasarız, bırakırız, gevşede. Kolumuzu neresini, hangi kası istiyorsak, belimizi kasarız, bırakırız, gevşe. Bütün eklemlerimizde, kaslarımızda bunu yaparsak gevşediğimizi anlayacağız ve egzersize hazırlık yapmış olacağız. Şu pozisyonda da kalça, bacak kaslarımızda da bir gevşemeyi, rahatlığı sağlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bir yastık bulunmayacak. Evet, bir sonrakine. Evet, gevşeme egzersizlerinde tabii ki biz bel konusunu anlatıyoruz ama vücudumuzun diğer kasları, bel kasları sonuçta bir bütün halinde vücudumuz kasılı durumda. Bu yüzden bazı diğer hareketleri de gevşeme programına katmamız gerekiyor. Boyun germe ve sonra da bırakarak gevşeme hareketi yapabiliyoruz. Sonraki programda da germe programına geçeceğiz çünkü. Gererek kaslarımızın yumuşak dokularda ki elastikiyetini kontrol edeceğiz. Ve kası beslenmesini artıracağız bu kasmalarla. Burada bir germe egzersizini görüyoruz. Boyununu sağa, sola, arkaya,
öne çevirerek hareket ettiriyor. Evet. Bir sonraki slaytımızda tüm vücutta germe görüyoruz. Dik durur pozisyonundayız. Yukarıdan bir şeye uzanıyormuşçasına hareket yapıyoruz ve bütün kaslarımızın gerildiğini hissediyoruz. Geldikten sonra bıraktığımızda çünkü gevşemiş olacağız. Burada kısım kısım sırt üstü yapılan egzersizler olarak başlayalım. Tek dizi göğse çekme hareketi. Burada sırtımızı masaya koyduktan sonra iki elimizi dizden tutarak karnımıza çektik. Burada dizin üzerinden de elimizi tutmamız söz konusu olabilirdi. Ama eğer diz kireçlenmesi, diz hastalığı olan kişi varsa o zaman diz ağrısı ortaya çıkacak. Onun için onu kurtarmak için, ondan korunmak için dizin altından tutarak çekiyoruz. Hedefimize yönelik bir hareket yapmış oluyoruz. Hedefe salınır ve 8'e kadar sayılır. Nefes verilir ve yavaşça indirilir. Bu hareket 3 kez yapılabilir sırt üstü egzersizimiz. Yüz üstü. Tabii bunları tek tek anlatırken izleyicilerimiz bunları kendilerinde de uygulayabilirler. Yavaş yavaş anlatıyoruz bu yüzden. Sırt ve bel kaslarını güçlendirme egzersizlerinden birini görüyoruz. Yüzüstü uzanan kişi de dirseklerinin üzerinde ellerini de uzatmış durumda. Sadece sırt kaslarını çalıştıracak şekilde arkaya doğru çalışıyor. Evet, bu hareket 8 kere tekrarlanıyor ve bırakılıyor. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Yüzüstü pozisyonunda yine böyle kollar. Bir hareketimiz var. Burada ters kol, ters bacakla uzanır tarzında yukarıya doğru kaldırılarak arka grup kaslarda germe ve beraberinde kuvvetlendirme sayısı arttıkça kuvvetlendirme egzersizi yapılmış oluyor. 8 kere yapılabiliyor. Burada karın kaslarını kuvvetlendirme egzersizlerinden birini görüyorsunuz. Kalça tamamen duvara yerleştirilmiş ve sırt dik olarak bulunacak. 8 kere nefes alınarak, verilerek bu hareket tekrarlanacak ve tamamlanacak. Evet. Karın kaslarını bir nevi güçlendirme egzersizi. Oturarak mekik çekme hareketlerimiz var. Burada bacak uzatılarak yaptığımda bu hareketi farklı kaslar, karın kasları çalışıyor. Bacak çekilerek, diz bükülerek yapılırsa bu hareket başka karın kasları çalışıyor. İşte biraz önce söylediğim bireysel kişiye yönelik egzersiz programlarında biz ne tür egzersizi bu hastaya vermeliyiz olayı bu. Ben burada, şimdi, ayrımı burada o ayrımı yapmam çok zor. Ben burada genel egzersizleri bir gösteriyorum ki egzersizlerin ne kadar farklı ve hassas olduğu bilincine erişmemiz gerekiyor. Burada alt karın kasları çalışıyor. 8 kere yapılıyor ve tekrarlanarak bırakıyor kendini. Dört ayak pozisyonunda yapılan egzersizlerimizi görüyoruz. Gövde kaslarını germe ve kuvvetlendirme kedi deve egzersizlerimiz olarak geçiyor burada. Gördüğünüz gibi 90 derece açıyla kalça ve omuzlar yere temas etmiş ve bir kamburlaştırıyoruz, bir çukurlaştırıyoruz belimizi. Evet. Bu şekilde bel ve sırt kaslarını çalıştırmış oluyoruz ve 8 kere yaparak bunu tamamlamış bulunuyoruz. Sırt bel kaslarını germe görüyoruz. Burada da ileriye doğru uzanarak önce diz üzerinde kalkma, sonra tekrar oturma egzersizi şeklinde devam ediyor. Evet. Bir sonraki slaytımızı alalım. Evet, bu da bir önceki slaytın devamı olarak sudan çıkma olarak nitelendiriyoruz. Hareketleri yavaş yavaş gördüğümüz gibi tekrar öne doğru ilerliyoruz. Kendimizi bir sonraki slaytta göreceğiz. Bırakıyoruz ve sanki sudan çıkarmış gibi tekrarlıyoruz. Böylece bütün sırt kaslarımız, kalça ekstansör arka grup kaslarımızın çalıştığını görüyoruz. Evet, bu da 8 kere tekrarlanarak tamamlanabilir. Yan yatar durumda tekme hareketi yapılabilir, yukarıya kaldırılabilir, tekrar indirilebilir. Üstteki bacak kaldırıp dizini göğse doğru çekip
uzatabilir kişi. Böylece hareketleri tamamlıyoruz. Tamam. Evet. Evet. Bir sonraki slide'ımızı alalım. Bel karın kaslarını güçlendirmek için biraz önce oturma pozisyonunda vermiştik. Şimdi de sırtımızı duvara verdik. Yavaş yavaş çömelerek dik dururken sırtımız çömelerek eğiliyoruz. Ve tekrar kalkıyoruz. Çömelerek eğiliyoruz ve kalkıyoruz. Bu hareketi 8 kere yapıyoruz. Sırt kaslarımızın dik olması ve karın kaslarımızın da bu harekette eşlik etmesi kombine bir hareketi getiriyor. Evet, geçelim. Burada bantlardan yardım alarak bir germe hareketi görüyoruz. Burada bir dakika tutuyoruz ve 3 dakika bekliyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet. Ön yüz uyluğun ön yüzünü gerdik. Kalçanın ön yüzünü germek için bir sonraki slide'ımızı vereceğiz. Bu şekilde hasta önce ayaktaydı. Dizinin üzerinde eğilirken bir diğer dizi 90 derecede duruyor. Bir diz de yerde temas ediyor. Burada 20-30 saniye bekliyoruz. 3 dakika duruyoruz. Evet. Yeterlidir 20-30 saniye bir germek için yeterlidir. Yani biraz sonra da söyleyeceğim onun şeyine. Uyluk iç yüzü germesi yapıyoruz. Burada da 20-30 saniye bekleyerek 3 kere yapıyoruz. Yeterlidir. Zaman içinde eğer kişi alışırsa germe sayısını, germe süresini artırabiliriz. Hmm. Ama ilk etapta hiçbir anlamı yok. Çünkü bu sefer kas ağrısı, farklı ağrılar uyanacaktır. Bizim amacımız ise bu değil. Çok zorlanmadan. Evet, zorlanmadan, ağrı duyusunu kaldırmadan sağlamaktır. Uyluk arka yüzü germe hareketlerini de bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki hareketimize bakalım. Burada yan yattı hastamız. Alttaki ayağı kullanarak uyluğu bastırıyoruz. Aşağıya doğru bastırıyoruz ve gerilmesini sağlıyoruz yan kısımdaki kasların. Bir dakika bekliyoruz. Veyahut da yana adım atarak İki diz, bacak üzerine yaylanarak yaptığımız bir hareket söz konusu olabilir. Evet, burada bakın kalça arka kısmındaki kası germek hedeflenmiş. Tabii ki burada hastamızın bu hareketi yaparken dizi, ayak bileğinde bir problemin olmadığından, kalçasında kireçleme olmadığından da emin olmamız gerekiyor. Onun için bireysel bu hareketleri yapabilirsin. Sen bu hareketleri yapmayacaksın. Yani son zamanlarda matbu hareketler kağıtlara basılmış ve bazı hastalara veriliyor. Bunların neden hepsini yapmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum aslında. Egzersizler bireyseldir. Uygun kişi tarafından en azından şu egzersizleri kağıt üzerinde işaretleyip yapmayın. Sadece bu egzersizleri yapmanızı rica ediyoruz. Bunu eğer yaparsanız dokularınızı, kaslarınızı zedelersiniz. İstemediğimiz hareketler ağrı duyusunu ortaya çıkarır diyoruz. Evet, buradaki kedileri egzersizlerini bütün olarak tekrar gördük. Geçelim. Bir sonraki slide'ımız. Hocam son 5 dakikamız kalmış. Evet. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman slide'larımızı hızla geçelim. Güçlendirme egzersizlerimiz var. Bunlar bu toplarla yapılabilir, pilates toplarıyla. Bana soru soruluyor. Pilates'e gitsem olur mu diye. Bu kendime sordum bu soruyu galiba ama. Şimdi sağlıklı bireylerde pilates'e gitmemiz yüklenmeyecek şekilde ise mesele yok. Yani mikro travma yaşamayacaksa çok iyi kondisyon ve dayanıklılık getirir kaslara. Ancak altyapıda bir hastalık söz konusuysa maalesef bu sağlıklı bireylere yapılan pilatesi önermiyorum. Yine biz ona yardımcı olacak şekilde özel pilates hareketlerini veririz. Bir diğerine geçelim. Evet, bir diğerine geçelim. Evet, devamı. Evet, bir diğerine geçelim. Güzel.
Evet, görüldüğü evet. gibi. Hı-hı. Şimdi karna çekerek yapılan hareketler bizim bel fıtığında kullandığımız hareketler. Çok özel Hı-hı. hareketler bunlar. Mesela burada bacağı kaldırmış, sonra karna bir elinle çekecek, ikisini çekecek. Evet. Tek tek bacağını çekecek. Bu arka evet, arkadaşınız buyurun, ve geçiniz. Daha hareketliliğini görmüş evet. oluruz. Burada sağa sola Hı-hı. gitti. Buna devam edelim. Evet. Bir sonraki yan grupta Hı-hı. çalışmalar yapılıyor. Hı-hı. Bir sonraki, evet, evet, bir devam edelim. Evet, böyle akışarak. Evet, devam edelim lütfen. Evet, oluyoruz. Akışı daha hızlı olursa belki Hı-hı. daha bir seri Hı-hı. oluyor. Evet. Evet, devam edelim. Topla yaptık. Şimdi burada bu çok önemli, denge. Şimdi esneme hareketleri yaptık. Kaslarımızı esnettik. Önce rahatlattık. Gevşeme hareketleri. Sonra germe hareketleri, esneme hareketleri yaptık. Sonra güçlendirici egzersizler yaptık. Daha sonra denge egzersizleri denge. Yapmamız gerekiyor. Proprioseptif egzersizler Hı-hı. diyoruz. Hı-hı. Burada durağan denge ve dinamik denge söz konusu. Bir önceki slaytımızda mümkün olsaydı evet statik denge ile ilişkili bir slaytımız burada. Bu hareket gözü kapalı veya gözü açık olarak yapılması Hı. gerekiyor ve daha sonra da parmak üzerine kalkarak gözü açık ve kapalı yapılması gerekiyor. Bu hareketi yapabilen kişi, 20 saniye yapabilen kişi dengesi düzgün İyidir. Olarak algılanır. Bir sonraki slaytımızda da denge tahtasının üzerindeydik. Bir evet. önceki slaytımızda denge tahtası üzerindeydik. Yine statik egzersiz söz konusu. Bu arada karşı taraftan bir top atılır, top gönderilir ve bu kişi de performans arttırır. Sporcuysa eğer, aktif iş hayatındaysa bu kişi. Altta da bongo tahtasında bir denge egzersizi görüyoruz. Bir sonrasını alalım. Burada dinamik denge egzersizlerimizin öneminden bahsedeceğim. Sportif aktiviteleri devam etmemiz gerekiyor. Sporcu sağlığına da girmemiz gerekiyor. Eğer onlarda patoloji varsa o durumda da koşma, geri geri adım alma gibi aktiviteler birer dakika ara verilerek yüklü bir şekilde yapılır. Zıplama, dönmeler, kıvrılmalar gittikçe artan hareketler olarak verilir. Ancak sadece sporcuda değil, ameliyat sonrası akut romatizmal enflamasyon durumları ve eklem instabilitesi olmuş kişilerde de bu statik ve dinamik denge egzersizlerini gittikçe artan şekilde vermemiz gerekmektedir. İşte şimdi biraz önce sormuştunuz sanıyorum, egzersizler kolay mı olmalı, nasıl evet. olmalı? Evet, kolay olmamalı. Ancak yorgunluk olursa normal ama ağrı çıkarsa olmamalı. Öyleyse biz hastalarımıza ağrı sınırında diyoruz. Ağrıyı uyandırdığın zaman egzersizinizi kesiniz diyoruz. Kas dayanıklılığını artırmalı mıyız? Evet. Çünkü kaslarımız çabuk yoruluyorsa dayanıksızlığı söz konusu. Bunun için de bu dayanıklılığı artırmak için 3 tip egzersizimizden de biraz önce bahsettiğimiz egzersizlerimizden yararlanacağız. Bel kaslarını güçlendirme ağrımızı geçirmeyecek mi? Geçirecek mi? Niye yaptım ben bunu? Geçirecek mi? Tamamen geçirmeyecek. Çünkü altta yapan bir kümülatif bir stres var ve bir zorlanma söz konusuydu. Eğer güçlendirmemize rağmen hala o yanlış hareketleri yapıyorsa, postürünü korumuyorsa, o yaşantısındaki, ortamındaki ağır işleri yapıyorsa, zorlanıyorsa o bölge, güçlendirmemizin ona nasıl bir yararı olur? Aynı anda şartları da sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde bir kılavuz vermek istiyorum. Son mesaj olarak bel ağrınızın nedeni doktorunuz tarafından belirlenmeli. Her zaman doktorunuzun söylediği tavsiyelere uyacaksınız. Egzersizlerinizi ağrınız artıyorsa yapmayacaksınız. İyileşme konusunda aceleci olmayıp sabırla dikkatlice önerilere kulak vereceksiniz. Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız egzersizleri 2 gün ara verin. Ondan sonra tekrar yapın. Az sürede sık tekrar zamanla
tekrarın artırılması ve sürenin uzatılmasıyla elde edilir. Hı hı. Bu anlamda eğer sorunu olan hastalarımız varsa veyahut da sağlıklı olmasına rağmen bel okuluna katılmak istiyorsa Celal Bayar Üniversitesi Fiziksel Aktif ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'na müracaat etmeleri rica ederim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Böylelikle bel ağrılarının sebeplerini, tanının nasıl konduğu ve tedavisindeki yöntemlerin dışında bel okulu ve hasta eğitimi konusunda bizleri bilgilendirdiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için, özellikle hazırladığınız slaytlar için asistanınızın yardımıyla. Evet. Çok da güzel bir sunum oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için, bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben size teşekkür ediyorum. Hey sevgili izleyenler, bu sabahın sonuna geldik. Bugün çok değerli konuğumuz Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan fizyatrist, algolog, Profesör Doktor Lale Cerrahoğlu bizlerle birlikteydi. Çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştı. Kendilerine bir kez daha şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Yarın sabah bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.